hoş geldin sen ağam. Hüseyin. Hainlerin burada olduğunu bilirim. Ağam, yanlışım var. Burada kimse yoktur. Çekil ulan, yalan söyleme. Hüseyin. Hainler evde, gözlerimle gördüm. Her tarafı arayın. Hadi gelin. Arayın her yer. Burada olduğumuzu biliyorum. Ne edeceğiz şimdi? Pencere. Pencereden çıkın. Buradan. Hadi buradan. Ağam. Sesler. Ağammış. Neredeler? Çıklar dışarı. Peki. Vay vay vay. Sen burada ne ararsın doktor? Hasta neredeyse doktor da oradadır sabuğa. Kes! Laf ebeli yapma beni. Berfin'le Yılmaz nededir ha? Gördüğün gibi burada bizden başka kimse yok sabuğa. Evde kimse yoktur ağam. Sığındık mı? Sabah hiçbir şey demez size. Lan Hüseyin. Sen ne halleş bir adamsın oğlum. Hem bana borcun vardır hem de düşmanlık edersin. Önümüzden yılan beslemişiz oğlum. Ne dursunuz lan? Düşün kaçakları peşine yürü. Hadi ulan hadi. Seninle hesabımız bitmedi Hüseyin. Ula Hüseyin. Benim karım olacak kızı kaçırdın. Elbet bu hainin cezasını çekeceksin. Eğer bugün bana olan borcunu ödemezsen. Ağam kurbanın olayım. Seslen. Borcuna karşılık kızını alırım. Ağam. Ses. Bilmiş ol. Berfin olmazsa Gülten olur. Yandım ben anam. Yandım. Ağlama Gülten. Baba. Baba. Baba Hamido. Bir dur. Amcam gelsin konuşalım. Hamido, kurban oldum. Sen benim kardeşim yerinesin. Etme. Abi ne ettiğini bilmez. Etme. Yok, baba. Başka yolu yoktur artık. Baba. Geleceğim bu evden. Yıllarca çocuklarına analık ettim. Ali'yi ben baktım, büyüttüm. Zeynep'in saçlarını taradım. Kızlarımın hiçbirinden ayırmadım yavrularını. Şimdi abinin hatırı yoksa benim de hiç hatırım yoktu. Yoktur dersen de işte kapı. İster git, ister kal. Ne oluyor Hamit? Abi, bana kalsa şimdi burayı bırakıp gideceğim. Ama Gülay yengemin hatırı vardır he. Hele şimdi sen bana de. Sen kızın çeyiz parasını neye verdin o serseriye? Abi, hala susarsın. Helal olsun sana abi. Helal olsun sana abi. Tamam, tamam. Malı mülkü ayırırım, tamam. Bundan beri herkes yoluna gider abi. Hamit. Dur gitme hele. Dur. Hele bir dinle beni. Vallahi kızsan da sövsen de haklısın. Hema iş bildiğin gibi değildir. Hele bir iş ki demeye utanırım. Vicdanımsızlar. Daha önce bizim bir çobanımız vardı Niha. Hele serseri birisiydi. Hatırladın? He hatırlamışım. Nihat'ın çalıştığı sene çalınan mallar için onu suçladı. Çocuk yok dedi. Ben etmedim dedi. Hema dinlemedim.
Sen o zaman köyde yoktun. Bir başımaydım. Vallahi öyle oldum ki deliye döndüm. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Çocuğu işten attım. Meğer o zaman hasta çocuğu varmış. İşsiz kalınca karısı bunu bırakmış. Para yok. Çocuğu hastaneye götüremeyince hastalığı iyice artmış. Anlayacağın benim yüzümden iyice sefil olmuşlar. Şimdi bu çocuğun iyi olması için ne lazımsa yapmak isterim. Elimdeki avucumdaki ne varsa vermek isterim. Abi. Hele sen bana bunu daha evvel neye demedin abi? Diyemedim işte. Hele abi. Hele sen insanlık yapmışsın ha. Vallahi ben de günahını almışım ha. Hele affet beni abi. Tamam abi. Affet. Tamam tamam. Baba. Şeyhmuz amca geldi. Abla da seni bekliyor. Ey. Bitti bu iş. İnandı valla. Hoş gelmişsin. Eyvallah. Hoş gelmişsin. Sağ ol, hoş bulduk. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Otur. Çok özledim kızımı. Düşündükçe yüreğim sızlar durur. Ya Şehmuz, bu bele olmayacak ha. Ya bu kızın gidişi temeli seni perişan etti ha. Sen söyle hele. Eğer elimizden bir şey gelirse. Yok Hamit, yok. Yapacak hiçbir şey yok. Vallahi çok zordur. Allah yardım etsin. Şehmuz amca, sen muhtarsın. Yapabileceğin bir şeyler olmalı. Nesin kızım? Koskoca örgüt. Bir fukara muhtar. Elinden ne gelir? Ya Şehmuz, senin bu kız akıllı kızdır ha. Pişman olursa bir yolunu bulur, gelir elbet ha. İnşallah Ahmet ağa, inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Şehmuz emmi, biliyorum sıkıntın çok büyük. Ama biliyorsun okul dönemi geldi geçiyor. Çocuklar eğitim alamıyorlar. Artık okulu tamir etmemiz gerekiyor. Okul? Okul? Sen ne dersin Zeynep? Tek kezbanım gelsin, ben sana 10 tane okul açayım. 10 tane. Ya Hamit, kusura bakma ya. Kendi derdime düştüm, asıl meseleyi unuttum. Hele hayırdır muhtar? Senin damat hanım. Bananın kim olduğunu öğrenmiş. Yoldaymış, gelecekmiş. Sen ne dersin muhtar? Hele kimmiş, ne dedi? Ya inan et, tam söyleyecekti. Hat gitti, konuşamadık vallahi. Elbet gelecek. Elbet gelecek muhtar. Elbet gelecek ve ben öğreneceğim muhtar. Hadi gel. Kezban? Ay sen miydin? Neye korktun beni? Sus kız sus. Kimseye deme. Ben kaçacağım. Delirdin mi? Vallahi vururlar seni. Özgür olalım diye dağa çıktık. Burada da esir olduk. O cahit denen adam namusuma göz dikti. Şivan da kalkıp olur böyle şeyler dedi. Yok yok duramam. Ben burada duramam. Ocağıma döneceğim. Vallahi Kezban, Şivan senin canını okur bilesin. Ben buradan kızıyım. Bana hiçbir şey demez. Neyse. Beni görmedin etmedin. Hadi selametle. Bunlar ne işi vardır burada? Allah Allah.
keser burada. Bunların ne haddine Hacı Şiko'nun köyüne yakın gelmek? Sen neyin var? Neyi ağladın? Sapo ağabeyini kendine alacak. Sen ne dersin Gülten? Babam Sapo'ya olan borcunu ödeyemezdi. Sapo da paraya karşılık beni alacak. Yok. Mümkün yok, böyle bir şey olamaz. Aa, akşama kadar ne vermiş? Ya parayı alacak ya beni. Dur! Nereye gidersin? Babana gidip seni isteyeceğim. Ne dersin Doğan? Ya parayı nereden bulacak? Bulacak. Elbet bulacak. Hacı Şiko'nun köyüne geldik. Mümkün yok, buraya giremezler. Bir daha getirtmeyin beni. Saklanın çabuk. Hayırdır Yılmaz? Teröristler buradalar. Allah Allah. Bu ne iştir? Bunlar Hacı Şiko'nun kapısına kadar nasıl gelirler? Ben diyeceğimi dedim üstüme. Bir dahaki gelişimde malı davarı bırakır, insanların canını alır. Sana son ihtarım budur. Ya vergi izi verirsiz ya da paşa paşa buralardan gidersiz. Gidelim. Ecel edin lan, işimiz var. Ne yapacaksın emmi? Ne kadar zor durumda olursak olalım, bu çapulculara boyun eğmemeliyiz. Merak etme oğlum. Biz hiç boyun eğmedik. Bu çapulcu sürüsünün arkasındakiler bizi zayıf düşürüp örgütün kucağına iter. Hem biz yine de başımızı dik tutmak için çırpınırız. Belki artık sonuna geldik. Gücümüz kalmadı. Hem ha. Buradadır. Ha, içeridedir. Tamam. Bote, bu ne hal? Herhal olanları bilirsiniz ha. Kızım Sabo'nun zulmünden kaçmıştır. Allah rızası için yardım edin bize. Vallahi Sabo gibi zalimin elinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Eledir ha. Kaçacaklar ama ortalık karışıktır. Bir de ben isterim ki nikahları kıyılsın, ele göndereyim. Hele bir soluklanın, bir karnınızı doyurun, sonra konuşuruz. Tez edin, misafirlere sofra kurun. Buyurun. Hemen al. Hadi buyur Yılmaz. Ya ne işleri var bizim köyde? Başımızda bir bu eksikti. Şimdi hem Sabo'yla hem örgütle uğraşacağız. Doğru aynen dediğiniz gibi yaptım. Parayı veremeyecekler bunlar. Yapacaklar tek bir şey var. O da çekip gitmek. Tamam başkanım, tamam. Hadi lan yürüyün. Şivan komutan,
gerile Kezban. Kız sen ne ararsın burada? Kampta sıkıldım. Gidip Şivan komutanı bulayım dedim. Hele bak hele. Hele mi? Vallahi öyledir. Bırak. Bunun silahı da yok ya. Ey bir gerile silahı yola çıkar mı he? Ver ver. Al şu silahı al. Tek başımayım ya. Timer aslarım dedim. Örgütten olduğumu bilmesinler diye de silah almadım. Bilmiyorum ki ne yapsam. Hadi gidelim. Hadi. Ben siz kampta sıkıldın mı kız? Kız nereye gitsen la? Geri kal lan. Benim önümde gidiyik. Ya ne yapayım bu bela ya? Yürü, yürü. Ne yaptılar acaba Tarık Bey? Gidebilmişler midir? Bilmiyorum Dila. Ama biz de bir an önce gitsek iyi olur. Durumu nasıl? Grup olması kötü oldu. İğne yapalı ne kadar oldu Dila? 4 saat kadar oldu. Tamam. 2 saat sonra hatırlat da gelip bir iğne daha yapalım Dila. Olur Tarık Bey. Hüseyin'im af buyur. İşin aslı bele meselelerde büyükler söz alır konuşur. Lakin bilirsin bir büyüğüm kimsem yoktur. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Gülten'i kendime isterim. Vallahi Doğan seni tanırım severim. Lakin Gülten sözlü kimi bir şeydir. Sabuha. Bilirim. Her bir şeyden haberim vardır. Hüseyin emmi, müsaaden olursa ben sana Sabuha'ya olan borcunu getireceğim. Böylece o hainden kurtarırsın kendini. Sonra da bize verirsin. Vallahi ben ne deyim Doğan? He de Hüseyin, he de. Eyvallah. Sen dediğin gibi olsun Doğan. Aha. İyi de bir günde başlık parasını nereden bulacaksın ya? Bulacağım. Ne yapıp ne edip bulacağım? Yok. Bulamaz. Vallahi bulamaz. Perişan olduk biz. Hemen ümitsizliğe kapılmayın. Belki Müslüman size yardım edebilir. Hangi yüzle Müslüman'dan yardım isteyeyim? Ben Sabogil'in aşiretindeydim. Geldim Hecellere sığındım. Sağ olsunlar bana sahip çıktılar. Sonra Sabo geldi. Biraz para verip bir adama evimde misafir etmemi istedi. Sonradan öğrendik ki meğer adam militanmış. Hecele aşiretinden bir delikanlıyı vurmuş. O gün bugündür yüzüm onlara karşı karadır. Ben Sabo'ya gideyim. Ayaklarına kapanıp bir ay müsaade isteyeceğim. Zaten başka çarem de yoktur. Biz 2 saat sonra İğne'ye geleceğiz. Geleceğiz. Tamam. Tamam. Allah'ım sen yavrularımı koru. Bana bağışla ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün. Zalimlere karşı bize güç ver. Amin. Allah kabul etsin Holte. Sağ olasın oğlum. Bana gelinle damadın kimlikleri lazım Holte. Bakıp durmayın, verin haydi. Ziya abi kimliklerinizi ilçeye götürecek. Belediyeden nikah işlemlerinizi yaptıracak. Sonra da nikah memurunu alıp buraya getirecek. Nikahınız kıyılana kadar bizde kalırsınız. Allah razı olsun kardeş. Biz arkadaşız Yılmaz. Lafı mı olur? Sağ ol. Ben hemen Ziya abiye bunları vereyim. Tamam. Tamam. Af buyur Fırat ağam. Hayırdır Doğan? Ben Müslüm ağayı görecektim. Amcam odasında dinleniyor. Sağ ol Fırat ağam. Ah.
Ağababanı görmek isterim. Bir diyeceğim vardır. Değere ne diyeceksin? Mahiram, sevdiğim kıza Sabo göz koymuştur. Başlık parasını götüremesem kızı alacak. Ula zaten aşiretin derdi başından aşkındır. Bir de senin gibi yanaşmana uçkuruyla mı uğraşacak? De hadi git işine, hadi. Allah aşkına etme ağam. Kurban olam etme. Yahu sen ne laf anlamaz adamsın. Git işine lan, yürü. Olacaklar Gülten'i, yardım et. Konuşma oğlu, utanmaz herif. Babam bakıp büyüttü seni, bu boya getirdi. Daha ne istiyorsun lan yüzsüz herif? Yürü lan, yürü git. Biz daha bekar dolaşırken yanaşmalar kadın kız düşünüyor ha? Hayırdır Mahir? Bir maraza mı var? Yok baba, yok bir şey. Sen dinlen, keyfine bak. Seni gördüğüme sevindim Tarık. Ben de Fırat. Siz de hoş geldiniz Dila Hanım. Hoş bulduk Fırat Bey. İyi ki geldiniz oğul. Aklım hep sizdeydi. Biz de sizleri çok merak ettik. Allah'a şükür. Sağ salim geldi. Çok şükür. Ne oldu Doğan? Yok bir şey yok. Sabo sizi bulamayınca çok sinirlendi. Hırsını Hüseyin abiden çıkardı. Sabo'ya olan borcuna karşılık Gülten'i almak istiyor. Ne dersin oğul? Vah, namussuz alçak. Bize yardım ettiler diye adamların başına gelene bak. Daha dur. Bakalım bizim başımıza daha ne işler getireceksiniz. Emol, yakışır mı bu laf bize? Ne edeceğim ben şimdi? Göz göre göre sevdiğimi Sabo mu alacak? Sen ne yapıyorsun? Hayır, beni bırak. Asıl sen kendi ettiğine bak. Neye uğraşırsın ki bunlarla? Bizim derdimiz mi? Sen ha? Sen ne? Durduk yerde başımıza niye dert alırız ha? Öpürek bunları teslim edin Sabo'ya. Hiç olmazsa bir zaman rahat ederiz. Hiçbir yere teslim etmiyoruz. Nikah kıyılana kadar himayemizde kalacaklar. Anlaşıldı mı? Siz kumar oynarsınız. Sabah her tarafta onları arar. Elbet anlayacaktır burada olduklarını. Ya da biri gidip söyleyecek. Sakın böyle bir şey yapma. Bu insanları zor durumda bırakmaya hakkımız yok. Doğru söylüyorsun. Aşiretin içinde fitneye sebep oluyoruz. Sonrası için başka bir yol bulmak zorundayız. Sabah bize ulaşmadan nikahımızı kıydıraydık. Ama böyle bir durumda nereye gidebiliriz ki? Anam doğru söyler. Başımızda Sabah belası varken nasıl saklanırız? Ben sizleri saklarım. Benim bir analığım vardır. Köyün dışında otururuz. Orası kimsenin aklına gelmez. Fırat oğluma söyleyelim. Ana, ona söylersen bizi bırakmaz ki. Bertin doğru söylüyor. Ona bir not yazıp bırakırız. Böylesi daha iyi olur. Ben sonra haber veririm Fırat ağaya. Bunu yapmak zorundayım. Gülten'im için yapmak zorundayım. Hadi gidelim. Hadi. Hadi Yılmaz. Hadi. Nerede kaldın Doğan? Nerede kaldın? Az sabret kızım. Müslüman'a gideceğim dedi ya. Elbet hele boş dönmeyecek. Şimdiye gelmiş olması gerekirdi. Babandan isteyeceğim seni dedi.
Babam nerede? Sabah aya gitti. Bir daha konuşup yalvarıp yakaracak. Haydan ver mandalina ver bana. Buyur Kezban. Sağ ol, yedim ben. Yav ev sahibi olmadan da boğazımdan geçmiyor. Yiyin siz Şivo'yla. Benim iştahım yoktur ya. Vah 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 vah. Ya Sabo. Bir tatlı verem sıkıntını gider ha. Ne git. Ya sen brojdayı bulamadın diye böyle iştahtan kesilirsen. Yandın ha. Vallahi sen yakında iğneye ipliğe de dönersin ha. Ya git işine şimdi uğraşma benimle ya. Ya ne kızıyorsun? Ya sen şaka bilmiyorsun ha. Hele şaka yapmışımdır ha. Nereye kız? Hiç öyle bir hava alayım dedim. Atar atar dakın yerde. Biz almadan hiçbir şey alamazsın. Atır. Çardaklı'dan Hüseyin gelmiştir ağam. Al içeri al. Geç kardeş. Ağam sen büyüksün. Sen ağasın. Bana bir ay ver. Elbet bulup getireceğim parayı. Kızma doğumu ağam. Kurban olam. Ulan sen ne şerefsiz yüzsüz bir herifsin. Hem kaçakları sakla hem borcunu ödeme. Sonra da utanmadan kalk gel. Borcuna mühlet iste. Bak bu akşam ya para gelecek ya kız. Kızımın bir günahı yoktur. Allah al götür bunu. At dışarı. Ağam, çık. Hadi kalk hadi. Etme ağam. Kızma çocuğum ağam. Yürü hadi hadi. Ne git lan çık. Hadi yürü geç. Olayım, dokunma kız. Meseleyi duydun. Kız perişan haldedir. Tam daha çıkarılacak zaman. Hemen hallet. Tamamdır Şivan merak etme sen. Hoş gelmişsin. Rahatsızlık verdik Holte. Rahatsızlık olur mu? O nasıl söz? Başım üstünde yer iz var. Hele buyurun. Sağ ol. Gel. Tarık Bey çocuğun iğne saati geliyor. 2 saatte olmak üzere. Hay Allah az kalsın unutuyordum Dila. Ben hemen Hüseyin amcalara gitmek zorundayım. Sağlık ocağına dönecek. Gitmese ne olur? Çocuğun durumu ciddi. İğne yapmam gerekiyor. Tamam oğul. Sana emanetler. Hiç merak etme. Yine geleceğim. Allah'a emanet olun. Abla, şey, Ömer'i de getirsen. Çok özledim. Hayır Yılmaz. Seni böyle görmesini istemiyorum. O abisini hep şehirde okuyor olarak bilecek. Peki abla. Ama öp onu benim için, tamam mı? De buyurun oturun bir çay demleyeyim, yemek yapayım. Zahmet verdik sana bacım. Lan hiç olur mu? Gel. De hadi buyurun. Doğan. Sen nereye gidiyorsun? Şey ben Fırat Bey'e giderim. Burada olduğunuzu demeye. Hiç merak etmesin. Baba. De bana. Sabah vazgeçti de. Seni almayacak de. Ne edeceğim ben? Ağlama bacı. Ben sana yardım edeceğim. Sen kimsin? Bana bak kardeşim. Benim kim olduğum hiç önemli değil. Eğer istediğini yapmak, özgür olmak istiyorsan bunun yolu dağdan geçer. Yok. Uzak git benden. İstemem ben böyle iş. Doğanım kurtaracak beni. Thank you.
esir ettiniz beni be. Allah bulamadık. Sus, sus, sus. Ulan kuş olup uçtu mu bunlar ha? İnan olsun her yere baktık ağam. Defolun lan. Defolun lan beceriksiz herifler. Lan defolun, defolun. Ağam. Ne var ulan? Ne istiyorsun? Kaçakların nerede olduğunu bilirim ağam. Ha? Ne dersin? Yerlerini söyleyeceğim. Hema tek bir şartım var ağam. Ne olur gözünü seveyim. Gülten'den vazgeç. Sevdiğim kıza dokunma. Anlaştık mı? Kaçakları ver. Kızı al. Ha? Allah'a şükür. Sonunda sığınacak bir yer bulduk. Daha kaçmaktan yoruldum. Az kaldı Berfin'im, az kaldı. Bitti sayılır. Keşke hiç bunlar olmayaydı. Yerimizden yurdumuzdan olmayaydı. Ne edek Yılmaz? Oldu bir kere. Canımızı kurtarak bir arada olak buna da şükür. Haklısın. Kıymetini bilmem lazım. Çok şükür artık seninleyim. Beni hiç anladın değil? He, anladım ağam. Hadi. Onları almadan gelmek yoktur, anladın mı? Ne durursunuz lan? Hadi gidin. Emre, hadi, hadi. Emre, ne alıyor sabah? Kaçakları buldum Şivan. İkisinin de kafasını uçurmadan buldum deme. Artık sen de adamlarına destek verirsin herhalde. Değil şu an. He? He? Biz ne konuştuk sabaha? He? Ben bu işe bulaşmayacağım. İş senindir. Hadi. Vay vay. Canın acıdı mı? Yok. Aferin sana. Al bakalım. Bunlar senin. Tohtar abi, gideceksin. Gitme. Hep bizde kal, olur mu? Şimdi gidiyorum. Ama yine geleceğim. Ama her zaman sizde kalamam. Benim senin gibi çok hastam var. Ben burada kalırsam onlara kim bakar? Hadi. Ben gelene kadar yataktan çıkma, tamam mı? Gülten! Gülten! Akşam oldu Doğan, neredesin? Korkma Gülten'im. Artık seni hiç kimse alamaz. Sen ne dersin Doğan? Hakikat öyle midir? Allah'ım çok şükür. Kimsenin başına bir iş gelmeden kurtulduk bu işten. Doğan desene, nasıl oldu bu? Sabu denen o zalim nasıl caydı bu işten? Onunla anlaştım. Ne? Ne anlaşması yaptın hala? Doğan konuşsana, ne anlaşması? Yine ne ettin? Kızma Gülten'im, senin için ettim. Vallahi senin için ettim. Berfin'le Yılmaz'ın yerini Sabuha'ya söyledim. Ne? Gerçekten yaptın mı? Ne zaman ihbar ettin onları? Buraya gelmeden. Ocağın söne Doğan. Sen ne dersin? Nasıl böyle bir şey ettin? Ana, nereye gidersin? Benim içim hiç rahat etmez. Öylece çıktık geldik. Bari gidem haber edem de Fırat telaş etmesin. Siz de ortalarda durmayın. Girin içeri. Haydi. Thank you.
Babamın adamları bunlar. Doğan'ın evine gidiyorlar. Sen git Fırat'a haber ver anne. Hadi anne hadi. Hele gelin bir sıcak çorba için. Zahmet ettin Olte. Yardım edem. Nasıl buldular bizi? Doğan ihbar etmiş. Neye böyle bir şey yaptı Doğan? İşimiz yok. Bu ikisini alıp gideceğiz buradan. Onlar benim misafirlerimdir. Git sahibine söyle. Kimse onlara yaklaşamaz. Kaçakları almadan hiçbir yere gitmeyiz. Ben sizin yerinizde olsam sağıma soluma iyice bakar öyle konuşurdum. Peki madem öyledir... Meseleyi sabaha açıyoruz. Hadi gidelim la. İyisiniz mi? Bir şeyiniz yok ya. Korkma anam. İyiyiz. Tam zamanında yetiştin. Sağ ol Fırat kardeş. Hadi eve gidelim. Sağ olasın. Ne ettin Fırat'a? Şimdi iyi mi oldu? Bu daha azdır. Dünyada ne kadar adam varsa başımıza topla. Aşirete düşman et. Bak 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 bak. Demek öyle ha? Hani bitmişlerdi? Hani güçleri tükenmişti? Ulan anlat bakayım nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu ha anlat? Neye uğradığımızı şaşırdık ha? Karşımızda duran ele genç bir delikanlı. Adamları dört bir yanımızı sarmış. Baktık olacak gibi değil çıktık geldik biz de. Söz! O kimmiş ha? Kimmiş o? Hacı Şiko'nun şehirdeki torunuymuş ha. Hazırlayın atları. Atları hazırlayın. Emredersin ha. Nereye kız? Ayak yoluna gideceğim Şivan. İyi. Kız çekil kız karşımdan çekil. Allah Allah. Ya Şivan gülme alanı seviyorsun ya zaten sizlerin tepemde. Nereye Kezban? Of ya ne olacak? Benim gibi bir gerillayı Şivan çerçeğe yolladı gene. Ç-
Cahit, şu kıza bir bak. Tamam Şivan. Ulan Sabah, sen de Hacı Aleşret'ine döndün ha. Gelen geçen vurur seni ha. Bu halin ne olacak bilmem valla. Şivan, kurban olun beni darda bırakma. Kaçaklar yeri bellidir. Ya Şivan, destek ver de Allah şunları. Ya Sabah, Hacı Şiko öldü öleli bellerini doğutamaz oldular. Bir kara bela bunlara musallat olduğundan beri bele iyice zayıf düştüler. Ya o aklına gelir miydi Hacı Aleşret'in araca bağlıyoruz? Vergilerini test tamam ödeyecekler. Bakma sen fiyat kararına. Halleri perişandır. Dayanmışsın o kapısına. İste kaçakları. Vermezlerse yık ocaklarını başlarına. Bakayım o zaman ne yapacaklar. Niye bana haber vermeden böyle bir şey yaptınız? Seni ve aşiretini zor durumda bırakmak istemedik. Burada bir gece misafir olmanız kimseyi zor durumda bırakmazdı. Nasıl olsa yarın gidecektiniz. Ama böyle daha zor bir duruma soktunuz. Haklısın Fırat kardeş. Ya Fırat, biz diyoruz ki nikah memurunun ne zaman geleceği belli değil. Seni daha fazla müşkül duruma sokmayalım. Nikah memurunun ne zaman geleceği belli. Ziyo abi nikah memuruyla yola çıkmış bile. Akşam burada olacaklar. Haydi hayırlısı oğul. Vallahi hiç şey etmedin oğul. Sabah ele kulağındadır, dayanır kapımıza. İş yerinden çıktı. Korkarım kan davası olacak. Hiç derdimiz yokmuş gibi bir dert daha açtık başımıza. Ne edeceğiz şimdi? Aşiretin yaşlıları geldi. Neye toplanırlar? Bizim yüzümüzden kızım. Bizi sabaha teslim etmezler de Elman'a. Ne bileyim kızım. Gördüğün gibi hiçbir şey umduğumuz gibi değil. Bekleyip göreceğiz. Başka şansımız yok. Büyükler toplanmış babu. Sabah meselesini konuşmak isterler. Ey de nereden öğrendiler ki? Sen yaptın değil mi? He, ben dedim hepsine. Bu iki kaçağı saklamak doğru değildir. Büyükler de böyle söyler. Bizim diyeceğimiz bu kadardır Müslüman. Gerisi sana kalmış. Aşiret neden hedef haline geldi? Hepimiz biliriz. Bölgede oynanan akla hayale gelmedik hileleri tavrımızla bozarız. Bölgede büyük menfaati olanlar bize tuzak kurar. Bunların esas maksadı bizi buradan göçe zorlamaktır. Lakin biz kalıp mücadelemize devam edeceğiz. Ama benim sağlığım buna müsait değildir. Aşiretinize yeni bir ağa lazımdır. Kusura bakma, seni de sıkıntıya soktum. Önemli değil. Bunların olması gerekiyordu. Bizim için de hayırlı oldu. Sonuç ne peki? Utanmadan bir de karşımıza Yılmaz, nasıl gelirsin? Yılmaz, ha? Yılmaz! Utanmadan Yılmaz, bir de karşımıza nasıl Yılmaz, gelirsin? Yılmaz, ha? Yılmaz dur sakin ol Yılmaz! Yılmaz! Dur. Yılmaz sakin nasıl ol! Nasıl sakin olayım ben? Yılmaz nasıl dur Yılmaz! Olayım? Adam resmen bizi sattı! Dur Yılmaz! Oğul! Çaresizlik insanı her şeyi yaptırır. Kurbanız olayım yardım edin. Ne olur yardım edin. Gülten'imi Sabo'dan kurtarın. Sabo almadan Gülten'i kaçır. Sahi mi dersin ağam? Ya Sabo? Merak etme. Bize gelirsiniz. Tamam mı?
Berfin ve Yılmaz'la birlikte nikahınızı da kıyarız. Sonrası Allah Kerim. Yardım edersiniz değil mi? Ederiz tabii. Fırat'a kan. Sabuğa adamlarıyla köye yaklaşıyor ağam. Hadi biz içeride bekleyelim. Hı, iyi olur. Hadi girin. Hadi. Hadi. Hadi geç. Bela kapımıza geldi işte. Hoş geldin Sabuğa. Sen de kimsin? Şiko Ağa'nın torunu Fırat. Benim seninle işim yoktur. Müslüm Ağa'yı görmek isterim ben. Benimle de konuşabilirsin Sabuğa. Sen anlamazsın bizim işlerden. Ben Müslüm Ağa'yla konuşmak isterim. Peki. Hoş gelmişsin Sabuğa. Hoş bulduk Müslüm Ağa. Buyur otur. Ağaya ikramda bulunalım Mahir. Olur baba. İstemez. Buraya yemeğe içmeye gelmedim. Aradığım kaçaklar vardır. Senin evindedir. Onları bana teslim et Müslüm Ağa. Bak Sabah. Benim kadar sen de töreleri adetleri bilirsin. Hem ben yine de bir şey demem. Sen Fırat Ağa'yla konuş. Aşiretin ağası odur artık. Vay 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 vay. Hedefimi duydun. Mevzu çok uzatmanın anlamı yoksa bu ağa. Ben bana sığınanı, misafirimi kimseye vermem. Misafirliğe kurdukların bana alçaklık eden hainlerdir. Benim nikah kıyacak kız burada. Niye tutarsınız ha niye? Gönülsüz işten hayır gelir mi ha? Onlar birbirlerini seven iki gençtir. Evlenecekler. Bana akıl vermek senin ne haddin ha? Onları vereceksin. Vermeyeceğim. Gücün yetiyorsa gel de al. Demek öyle Fırat ağa ha? Bundan böyle bu iki aşiret arasında husumet vardır. Kendini kolla anladın mı? Zorbalık aşiretimizi korkutamaz Sabuha. Peki. Bana bak. Sen savaş çıkaracaksın ha. Kimse bizi topraklarımızı tehdit edemez. Fırat haklıdır oğlum. Ne oldu Fırat? Hak ettiği cevabı aldı gitti. Bizim yüzümüzden düşman kazandın. Boşuna canını sıkma Yılmaz. Sabo denilen o adam bize hiçbir zaman dost olmamıştı zaten. Hakkınızı helal edin. Vallahi çok korktum başınıza bir iş gelecek diye. Korkma Berfin. Onlar ne bize ne de size asla dokunamazlar. O iş öyle değil Fırat oğlum. Sabo çıyan gibidir. Hangi taşın altından çıkacağı belli olmaz. Yani ben böyle bir adam görmedim. Hani bunlar güçsüzdi? Hani hiçbir şey edemezlerdi? Ha? Ne o Sabah? Çok mu korktun? Yok o. Ya korkacağım. Yani lakin ben kan akıtmadan bu işi çözmek isterim. Yani canım yani kan davasıyla vakit kaybetmemek içindir. Bak Sabah. Hacı Şiko'yu öldürdükten sonra aşiretin içinde iyi bir çalışma yaptık. Sürülerini telef ettik. Otlaklarını, ambarlarını yaktık. Aralarına gönderdiğimiz adamlarımız iyi çalıştı. Aşireti parçalara böldük. Artık her kafadan bir ses çıkar. Peki o neydi öyle? Madem öyledir neden kafa tutarlar bana? Bak Sabah. Aşiret kolay kolay belini doğrultamaz. Fakat bu karşına çıkan genci pek severler. İçlerinde
Hacı Şiko'ya en benzeyenleri odur. Okulda da uğraştık saflarımıza çekmeye. Ama başaramadık. Aşiret eski düzenine yeniden kavuşursa bizim göç ettirme planlarımız da suya düşer. Tabii bir baba yiğit çıkıp da bu Fırat denen adamı öldürmez. Yani Fırat mı öldüreceğiz? Yok. Bu kan davası demektir. Eğer Fırat'ı öldürürsen aşiret toparlanamaz. Ve en kısa zamanda buraları terk ederler. Kan davası diye de bir şey kalmaz. Ama sen yine de tedbirini al. Eğer örgüt yaparsa kan davası diye bir şey olmaz. Cengiz! Cengiz! Geç bana haber ver. Sabo seni bekliyordu. Hadi yürü! Ula bir salak kıza bile sahip çıkamadınız. Şu düştüğümüz hale bak. Ula bizi rezil etti. O salak kız çoktan köye varmıştır ha. Ula Kezban, öldüreceğim sen. Ay ay köyüm. Güzel köyüm. Vallahi sen çok özlemişim. Ay, hoş. Hoş be. Ya ben sizin köydenim be. Ay, yabancı değilim ben. Hoş. Dur be, dur. Ya. Sır, iş başa düştü herhalde. Ah, gel Reşat ağa, gel. O burada olaydı da yine her işi ben ödeydim ya. Ben ödeydim ya. Dur, ağlama hele. Baba. Kezban, kızım. Yavrum. Baba. Kızım benim, yavrum kızım. Reşat ağa bak geldi. Hoş geldin Kezban. Yavrum kızım. Yavrum. Güzel kızım. Baba. Tamam yavrum. Tamam artık. Beni affet baba. Babam. Baba ben sana kurban olurum. Tamam kızım. Tamam yavrum. Affet beni baba. Tamam kızım, affettim. Baba, affet beni baba. Tamam kızım. Ama bu yaptığın hesabını sormaz mıyım ben sana? Adamda akıl olur, akıl. Sen adamı delirtirsin. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım ha? Geri içeri. Kör oldu yazınca. Kezban'ım. Avşat'a. Hayırdır bu ne acele? Sen ne arasın burada? Ne aradığımı sen bilirsin Reşat ağa. Ula daha yeni para verdim be. Allah gözünü dölsün. Ne edeyim Reşat ağa? Şehirde açacağım dükkana para yetmedi. Dükkanın basın. Yedin bitirdin beni. Ben paramı basarım burada. Ha? Allah sen adamı katil edersin. Bak. Sen yat kalk. Yaşına başına dua et. Bana bak. Yarına parayı getirmezsen Hamit'e gider kan davası meselesini anlatırım. Bilmiş ol. Kan davası bitmeden peşimi bırakmayacak bu namussuz. Ana, eğer helal olaydı, vallahi kendimi öldürürdüm. Aha. Eman edim ki elim kolum bağlıdır. El edeme kurban ol. Ölüm senden uzak olsun.
Bu akşam seni kaçıracağım. Akşama eski çeşmenin oraya gel. Sen ne dersin Doğan? Sağ bırakmazlar bizi. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Ben her şeyi hallettim. Bir kaçması kaldı. Ev ahalisi her şeyini bırakıp gitmiş oğlum. Milleti de ocağından ettik. Merak etme Zelal teyze. Onları misafir ettim ben. Burada daha rahat edersiniz. Allah razı olsun. Nikah memuru gelirse bizi nasıl bulacak? Merak etme Berfin. Müslüm amcam burada olduğumuzu biliyor. Gelen olursa buraya getirecekler. Dila hemşire geldi Fırat abla. Buyursun gelsin. Dila. Kardeşim, seni bir daha göremeyeceğim sandım. İyi ki geldin. Gelmez olur muyum Berfin? Sana ve Yılmaz'a temiz kıyafetler getirdim. Sağ ol. Hoş geldin abla. Kardeşim benim. Bir de kimi getirdim sana? Ömer. Abi, abi. Ömer. Kardeşim. Öğretmen oldun değil mi abi? Arkadaşlar hep derim. Ben de abim gibi öğretmen olacağım. İnşallah. Ayakta kaldınız Dila Hanım. Buyurun içeri geçelim. Gel. Nikaha geç kalmadın değil mi? Nikah memuru gelmedi daha Dila. Gelmesi akşamı bulur. Geç yavrum. Geç haydi. Vay. Hoş gelmişsen Şuvak kardeş. Hoş gelmişsen. Hoş bulduk. Hoş gelmişsen. Hoş bulduk da ne zırt pırt çağırıyorsun sabah. Bensiz de yapamaz oldun ha. Şuvak kardeş. Kusura kalma. Ya başım büyük derttedir. Ya bu iş beni aşan bir iştir Şuvak kardeş. Kaçakların yeri bellidir. Ya al adamlarını. Yap baskını. Hepsini temizle. Olsun bitsin bu iş. Cahit. Cahit aç. Bak. Şimdi sana bir akıl vereceğim. Bak. Al şunları. Giydir adamlarını. Yüzlerini de kapattın mı? Ha örgüt yapmış, ha sen yapmışsın. Ne fark eder Sabo? Yok etme eyleme şu an. Bu iş beni aşar kardeş. Bu senin davandır Sabo. Benim sağır suya gitmem lazım. Muhtarın kızı kaçmıştır. Kendisini kendin halle Sabo. Hadi yürüyün gidik hadi. Yürüyün gidik. Cengiz. Buyur. En iyi adamlarımızı topla. Acele aşiretine baskına gidiyoruz. Ağam bağışlayın. Lakin bu iş tehlikeli değil midir? Sen dediğim yap ula. Hadi. Sabo. Adamın aklıdır Sabah. Sen ne ararsın la burada ha Müslüman'ın oğlu? Öfkelenme Sabah. Sana yardımcı olmaya geldim. Lakin bir şartım vardır. Fırat ölsün isterim. Vay. Ben de öyle isterim. Anlaştık Mahir kardeş. Karanlık basınca köyün dışında beklerim seni. Geleceğim. Karanlıkta boğacağız hepsini. Müzik
niye ağlıyorsun? Büyüdüm. Evlenip gidiyor. Sen mutlu değilsin. Değilim. Benim hayalim bu değildi ki oğul. Ben Hatice'mi, Berfin'imi seni alıp gidecektim buralardan. Hatice'm öldü gitti. Berfin de evlenip gider. Sen burada, ben böyle ortada. Parçaladı ailem. Benim hayalim bu değildi ki oğlum. Hala Berfin'e seni gösterip bu abim Baran'dır diyemedim. Ben de çok istiyorum kardeşime sarılmak. Ben de gerçeği bilmesini çok istiyorum. Bana abi demesini istiyorum. Nikahtan sonra söyleyelim anne. Söyleyelim oğul. Ne söyleyeceksiniz bana? Hiç önemli değil. Elisine. Fırat'la Yılmaz nerede? Yalnız konuşacakları varmış. Yılmaz dışarı çıkmamı istedi. Ne konuşacaklarsa... Çok yardım ettin. Çok teşekkür ederim Fırat. Sen de olsan aynı şeyi yapardın Yılmaz. Fırat. Benimle konuşmak istediğini söyledin ama hep ben konuşup duruyorum. Böyle şeyler nasıl söylenir bilemiyorum Yılmaz. Bak. Şayet izin verirsen... Ben Dilara'yla evlenmek istiyorum Yılmaz. Ben çok memnun oldum. Ama bir kardeşime sormam lazım. İçin buradayım. Boşuna uğraşma. Ben daha gelmem. Kız, sevdiğinle mi kaçacaksın? Sen nereden bilirsin? Eğer kaçarsan Sabo size pusu kurduracak. İkiz de öldürecek. Kız. Kız sevdiğin ölsün mü istersin? Beni dinle. Gel seni dağa götüreyim. Sonra da sevdiğini getiririm dağa. Orada evlenirsiniz. Örgütte Sabo baskısından korur sizi. Ya daha geleceksin, sevdiğinle evleneceksin, ya şehre kaçacaksın, sevdiğinle öleceksin. Doğan'ı getireceksin mi? Tabii getireceğim. Söz. Hadi. Bak Gülçin. Nerede kaldın? Nikaha geç kalacağız. Ne konuşuyorlar acaba? Ne konuşacaklar? Beni istiyordur Yılmaz'dan. Ben ne edeceğim Berfin? Üzülme arkadaşım. Anlamadım hala onu sevdiğini. Anlamasın daha iyi Berfin. O Zeynep'le nişanlı. Onunla evlenecek. Ah be kızım. Daha önce diyeydin ya. Artık çok geç oldu. Dila, niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Dila'nın nesi var anne? Ne bileyim oğul. Dersiz insan mı var?
bakma Dilan. Bilsem ağlayacağım. Vallahi bir şey demezdim. Kızım. Gelebilir miyim? Gel Yılmaz oğlum. Berfi. Gel kızım. Abla. Fırat'la konuştuk biraz. Açıkçası Fırat seninle evlenmek istiyor. Sen ne diyorsun abla? O çok iyi biri. Bize de çok yardım etti sağ olsun. Ama ben evlenmeyi düşünmüyorum Yılmaz. Anladım. Senin kararın abla. Elbette istediğini yapacaksın. Ben verdiğin her kararda yanındayım. Ama yine de bir düşün. Böyle biri her zaman karşına çıkmaz. Kezban, yemek yok mu ya? Kuru kuru pilav yediriyor şurada bana ya. Sofranın başından kalkmazsın baba. Ben yokken sen hiç yemek yemedin mi? Hadi konuşma, hadi al götür şu tepsiyi de doldur gel. Yürü hadi. Allah Allah. Allah. Hayırdır Şivan? Burada benim bir gerilim vardır. Onu almaya gel. Kaçına bak. Dur. Baba kurtar beni. Dur sana. Yo lütfen dur yapma. Yapma Şivan. Bak yapma Şivan. Alışsın ulan. Baba. Kezban, baba kurtar beni. Yürü hadi yürü. Senin örgüde hiçbir yararı yok. Baba. Hazırla be. Baba. Kezban. Baba. Yürü Kezban. Bak Kezban. Yürü. Git de. Oyun oynanır mı lan? Yürü hadi yürü. Şivan. Şivan. Bu yaptığın hainlik. Örgüde yaptığım iyilikleri unutma. Unutma. Unutmadım. Yoksa... Tetike basardım Muhtar. Şivan! 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 Ya nedir benim başıma gelenler ya? Nikah memuru gelmiştir. Hadi Berfin, acele edelim. Tamam. Hele bir bakayım. Dur kızım telaş etme. Daha Doğan da Gülten gelmemiştir. Sahi, niye bu kadar gecesiler? Gelirler elbet kızım. Ben mi gidip bakayım? Oldu. Yılmaz'la evleneceğime inanamıyorum Dila. Sanki rüyadayım. Ya nerede kaldı bunlar ya? Nerede kaldınız ya? Nikah memuru gelmiştir. Merak etme Mahir. Düğün evi yerine cenaze evi olacak. Haberleri yok. Roşet Han. Hayırdır damat, ne oldu? Bir şey öğrendim Şem. Söyle de bakalım.
kusura kalma. Darlanmasam daha dokunmazdım sana. Yok vallahi Hamide, ne demek? Lafı mı olur, sağ ol. Hadi hayırlı akşamlar hadi. Sana da. Hayırdır abi? Ne olmuştur? Damat geldi. Baran'ı bulmuş. Hele sen ne dersin abi? Neredeymiş peki? Çardaklı köyünde. Buyurun arkadaşlar. Evet. Oturalım. Şahitlerimizi alalım. Evet, şahitlerimizin kimliklerini alalım. Dikkat edin o. Hadi. Sayın Berfin Kaya hanımefendi, yanınızda nişanlınız bulunan Yılmaz Öztürk beyefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sayın Yılmaz Öztürk beyefendi, yanınızda nişanlınız bulunan Berfin Kaya hanımefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sayın nikah şahitlerimiz, nikahımıza şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de sizleri şu andan itibaren karı koca ilan ediyorum. Buyurun imzalayın. Şurayı. Demokrat ve özgürlükçü görenler, davaya asrın davası demek de haklılar. Fakat biz asırlık projelerimizle, kurduğumuz hakimiyetle ülkenin kodlarını ve genlerini değiştirdik. Ülkenin ve insanların kaderine yıllardır hakim olan bir zihniyet, bir davayla mı bitecek? Zaten kurulan bu derin yapı tam olarak deşifre edilemez. Deşifre olması demek sadece ülkenizdeki değil, dünyayı kontrol eden yapının da bitmesi demektir. Her ülkede bir görünen kadro, bir de görünmeyen beyin kadrosu vardır. Bugün ortalıkta ismi geçenler, taşeron ve lobi faaliyetlerinde kullandıklarımız. Beyin takımı davayı saniye saniye takip ediyor. Tabii ki derin yapı bitmemeli. Önemli kurumlarda sizi örnek alarak teşkilatlandık. Kendimizden olanlar sürekli saklandı. Buna rağmen deşifre olan salak ve yalaklarıysa vitrine çıkardık. Bir de vatan millet diyenleri vatan delisiyle irtibatlandırıp irticacı yaftasıyla attık.
kurumlar bizim adamlara kaldı. Vatan delisiyle 25 yıldır uğraşıp, onu sürekli gündeme getirip, tehlikeli göstererek kendimizi kamufle etmeyi başardık. Bu arada kadrolarımızı önemli stratejik yerlere yerleştirdik. Her şeyi kontrol ediyorduk. Ama gelinen noktada bizler itibar kaybediyoruz, o ise hep kazanıyor. Vatan delisinin aleyhinde yurt içinde yapamadığımız panel ve toplantıları yurt dışında Türklerin yoğun yaşadıkları yerde yapacağız. Dışarıdan içeriye hareketlendireceğiz. Onca desteğe rağmen aleyhindeki kampanyalar, paneller sönük geçiyor. Ülkeye girişi yasak suçluların dışında kimseyi getiremiyoruz. Kontrolümüzdeki örgütün adamları bile gelmiyor. Biz de onlar için burada çalışıp duruyoruz. Uzun bacaklılar, sarışınlar, vatansızlar ve şarapçılar geçen hafta bir araya gelip önemli kararlar aldı. Yapının bu kadar gündeme gelmesinden çok rahatsızlar. Gündem değişikliğine ihtiyaç var. Bu ara malum partinin kapatılmasının seçimler öncesi çok iyi olacağını düşünüyorlar. Gelen talimat üzerine içinde barış, sevgi, demokrasi gibi kelimeleri barındıracak ama içi kin ve nefretle dolu olan yeni bir parti kurulması için tüm hazırlıklar bitti. Parti kapatılınca hemen devreye girecek. Yerel seçimlere yönelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aday tespiti çalışmaları özellikle iktidar partisindekiler takip edilmeli. Aday olacak şahıslar düşman, hain ilan edilmeli. Söz konusu partiden aday olan şahısların canlarına ve mallarına gelecek zararlardan sorumlu olunmayacağı söylenerek tehditler artmalı. Aday bulmakta zorlanmalılar. Kürt ve Türk vatandaşlardan önemli kişilere yönelik provokasyon amaçlı eylemler yapılacak. Bunun içinde kırsal kesimde ve dağdaki kadrolarda eğitim almış ve her şeyini kaybetmiş olan kişiler seçilip yurda sokulacak. Efendim, özellikle gençlik yapılanmasından iyi elemanların seçilmesine dikkat edelim. Bu topraklarda çok ses getirmeliyiz. Dünyadaki ekonomik kriz imdadımıza yetişti. Krizi bahane ederek çıkacak yasaya bir iki kelime sokup hem davadaki şirketleri tek tek düşüreceğiz hem senin de keyfini yerine getireceğiz. Artık kaçakçılık ve akçeli işlerini de bu arada temizlersin. Hadi gözün aydın. Sadece benim değil, mahkemenin de seyrini değiştirecek bu yasa. Gerilimi yükseltecek, ülkeyi daha da derin kaosa sürükleyecek mezhep kartını açıyoruz. Birkaç gün içerisinde yapılacak yürüyüş, mezhep çatışmasının ilk adımı olacak. Ve bu planla ülke yeni bir çatışmayla sarsılacak.